yani giriş çıkışlarda sıkıntılar yaşıyoruz. Hani orada duran araçlardan kaynaklı laf atma gibi durumları oluyor ya da hani rahatsız edici kelimeler kullanıyorlar. O konuda sıkıntı yani. Halde biz parmak iziyle girip çıkıyoruz ama hani yanda da çoğu zaman bayağı kalabalık oluyor. O sırada girip çıkan rahat olur diye düşünüyorum. Yani bilmiyorsun da hani kimdir oradaki, güvenlik mi acaba ya da başka bir şey için mi geldi? Çünkü çoğu zaman görüyoruz. İçeride ben yabancı erkekler görüyorum yani ama hani kim olduğunu bilmiyorsun. Korkuluk yok mesela, orada rahatlıkla girip çıkabilir. O sıra içerisinde ya da o kalabalık içerisinde planlayıp girebilir. Ki yurtta biz zaten hani kapılar falan kilitlenmiyor. Herkesin kapıları açık. Yani bence rahatlıkla girilebilir. O konuda güvenli olduğumuzu düşünmüyorum. Son zamanlarda yaşanan kadın şiddetlerinden sonra daha da bir tedirgin olmaya başladım. Değil, ben tüm kadınlarda bu tedirginliğin olduğunu düşünüyorum. Yani rahatlıkla çıkamıyorsun. Değil gün, gece, gündüz de ben artık gerçekten rahatlıkla çıkamıyorum. Arkamı sürekli kontrol ediyorum. Yani otobüste olsun ya da yürürken olsun fark etmiyor. Kadın örgütlülüğü olmalı ki bu son zamanlarda olan şiddetlere karşı kendimizi nasıl savunabiliriz, neler yapabiliriz? Bunun hakkında oturup konuşulabilir bence. Son olarak Xinjiang Azadi sloganıyla kadınları beraber dayanışmaya ve birlik olmaya çağırıyorum. Giriş çıkışlarda olan arabaların sorunudur bu. Yani gece saat 10 bile olsa, hani pencereden dışarı baksan yüksek sesle bir lüks araç geçiyor oralardan. Yani bence bu bizim için bir rahatsızlık, güvenlik tehdidi oluşturan faktörlerden. Yani yurt güvenliğinin yeterli olduğunu düşünmüyorum. Orada yaklaşık 3000'e yakın kişiyiz biz orada. Yani 3 tane güvenliğin. Diyelim ki bir grup erkek geldi, 3 güvenliği tek hamlede yok edebilir yani. Bu yeterli olduğunu düşünmüyorum. Yani bu... Hani kız yurdumdayım, evet, hani çevremdeki hepsi kız olmasına rağmen ben odamda bile o anlarda tehlikede olduğumu hissediyordum. Yani biri rastgele odama gelip bana da zarar verebilir psikolojisine girmiştim. Bu dışarıda zaten hep var olan bir şeydi. Özgecan Aslan'da olsun, Münevver Karabulut'ta olsun, Emine Bulut'ta olsun. Yani bu cinayetlerin, bunlar yeni değil. Şu an sadece yapabildiğim şey KADES uygulamasıdır. Ben kendime indirdim. Şu an canlı konumum orada açık zaten. Herhangi bir tehdit altında olduğumda ben o düğmeye bassam, yani polisler ne kadar sürede gelir bilemem. Tabii ki daha önce hiç kullanmadığım için. Yani yapabildiğim tek şey KADES uygulamasını indirmek. Girdiğimi hissettiğimde falan bakarım arkama takip ediliyor muyum diye. Ama yani bunun pek bir savunma olduğunu düşünmüyorum. Yani yurtta yaşadığımız bence güvenlik sıkıntısı var. Güvenlik sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Biri içeri girmek isterse rahatlıkla girer. Onun dışında yaşadığımız sıkıntılar, yemek çok sıkıntılı. Mesela geçen ekmeğimin üstünde böcek gördüm. Kadına bu durumu anlattım. Şey dedi, gülerek üfle geçer falan. Sürekli kurt çıkıyor yemekte. İhtiyaçlarımızı karşılamak için gittiğimiz bir market var. Market yolu var diyeyim. Orada eskiden çok fazla taciz olayları yaşanıyormuş. Çünkü yol çok izbe ve karanlık. Bu taciz olaylarından sonra mesela sokak lambası yaptırılmış. Ve bir yol zaten çok izbe, aydınlatmalar da zaten yeterli olmamış. O yüzden biz en yakınımızdakine gitmeye çalışıyoruz. Hani orada da mesela bize fiyatlar pahalı geliyor. Mecbur kalıp oraya gidiyoruz. Bu konu hakkında da yani pek bir şey yapmıyorlar. Zaten sokak lambası yerleştirmişiz. Hani yapacağımızı yapmışız gibi davranıyorlar. Okula geliş gidişte şunu söyleyebilirim. Özellikle ring meseleleri çok sıkıntı. Bize verilen ringler, belli bir ring veriliyor her yıl. Bu yıl geç de başladı bu. Normalde okul açıldığında başlaması gerekiyordu. 2 hafta kadar yanılmıyorsam geç başladı. Ringde şey demişler işte. 5 tane vermişler başta. 5 tane 3500 öğrenci için çok çok az bir sayı ve biz hani inanılmaz yetmiyor. Bir kere psikolojik olarak kendini inanılmaz zaten güvensiz, güvende hissetmiyorsun ve hani ben gerçekten artık nasıl tepki vereceğimi de bilmiyorum.
kötü, yani birçok duyguyu bir arada artık nasıl yaşayacağını da şaşırıyorsun. Daha çok öfkeliyim ben. Baktığında yasalar ne kadar yeterli o da tartışılır ama yasalar asla uygulanmıyor olan yasalar. Son yılda o İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması istatiksel olarak da yansımış zaten. 2011'de İstanbul Sözleşmesi yapıldığında kadın cinayetlerinde bir azalma görülmüş. İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasıyla da beraber erkeklerde bence bir şey de geldi, yani güven de geldi. Zaten ne yapsam hani suç sayılmıyor, ceza verilmiyor. O yüzden şiddet oranları arttı.